Merhaba arkadaşlar, Dijital Pazarlama dersimizin birinci ünitesi ile birlikteyiz. Bu dersimizde pazarlamanın tanımı, pazarlama tanımında yer alan önemli noktalar, pazarlamanın amacı ve önemi, pazarlamanın kapsamı, pazarlama yaklaşımındaki değişim, fonksiyonel ve yönetimsel olarak pazarlama, pazarlama yaklaşımındaki dönüşüm, pazarlama yönetimi konuları üzerinde duracağız. Pazarlama nedir? Satış, reklam, dağıtım, ikna etme ve satış kolaylaştırıcı faaliyetlerin tümüdür. Pazarlama kavramı yaygın olarak satış kavramıyla özdeş kabul edilir. Elbette satış yapma pazarlamanın bir parçasıdır ancak pazarlama daha kapsamlıdır. Pazarlama üretimden önce başlar. Pazarlama ürünün yaşamı boyunca devam eder. Satış yapmaysa ürün üretildikten sonra devreye girer. Yaşamını bir mal veya hizmet üreterek ve veya satarak kazanan herkes pazarlamaya gerek duyar. Pazarlama bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir değer içeren malların yaratılması, sunulması ve diğerleriyle değer arz eden mal ve hizmetlerle mübadelesini kapsayan sosyal ve yönetsel bir süreçtir. Pazarlama müşteriler için değer yaratma değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur. Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. Pazarlama tanımında yer alan önemli hususlar. Pazarlama bir mübadele sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. Dinamik bir ortamda gerçekleşir. Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. Pazarlama bir yönetim süreci olup sosyal bir ortamda gerçekleşir. Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir. Mübadele olayının gerçekleşebilmesi için en az iki tarafın alıcı ve satıcı olması gerekmektedir. Taraflardan her biri karşı tarafa önerebileceği bir değere sahip olmalıdır. Tarafların birbirlerinden haberdar olması gerekir. Taraflardan her biri karşı tarafın teklif ve önerisini kabul veya reddetme serbestisine sahip olmalıdır ve taraflar bu değişimden fayda elde edeceklerine inanmalı ve bunun için istekli olmalıdır. Bir sistem olarak pazarlama, iletişim, bilgilendirme endüstri satıcılar, pazar alıcılar diye ayrılır. Mallar, hizmetler, para, bedel, geri bildirim. Pazarlamanın amacı tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır. Neler pazarlanır? Mallar, hizmetler, fikirler, kişiler, yerler, etkinlikler, örgütler pazarlama anlayışındaki değişim dönemleri, üretim yaklaşımı, ürün yaklaşımı, satış yaklaşımı, pazarlama yaklaşım. Değişen pazarlama yaklaşımları ve özelliklerinde şöyle yaklaşım üretim odak noktası imalat amaç ve özellikleri üretimi artır maliyet düşünme ve kontrol fazla satarak kar etme ürün mamuller Önemli olan şey kalitedir. Kalite seviyesini yükselt, fazla satarak kar etme. Satış, üretilenin satılması, satıcının ihtiyaçları. Sıkı promosyon ve satış faaliyetleri hızlı satış devriyle karlılık. Pazarlama odak noktası tüketici ne istiyor, tüketici ihtiyaçları, amaç ve özellikleri bütünleşik pazarlama, üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi, müşteri sadakati ve tatminiyle karlılık. Fonksiyonel olarak pazarlamanın sağladığı faydalarsa şunlar sahiplik faydası, zaman faydası, mekan faydası, şekil faydası. Yönetimsel olarak pazarlamanın sağladığı faydalar, İşletmenin pazarlama arasındaki mesafenin kısaltılması, müşteri ilişkilerinin kurulması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, müşteri ihtiyaç ve isteklerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanması, etkili tedarik ve stok yönetimine katkıda bulunulmasıdır. Pazarlama sisteminde yer alan temel aktörler tedarikçiler, üretici veya pazarlamacı firma Aracılar, toptancı, perakendeci, bayi, distribütör, rakipler ve nihai tüketiciler ve dış çevre tabi. İletişim teknolojileri pazarlama kavramında değişimlere neden olmaktadır. İletişim teknolojileri müşterilerle ilişkiler, seçici, doğrudan, müşteri yaşam boyu değeri, aracılarla ilişkiler, tedarik zinciri, yönetimi, stratejik işbirlikleri ve global ilişkiler, değerler ve sorumluluklar, kültürel etkileşim. Müşterilerle ilişkiler açısından pazarlama yaklaşımındaki dönüşüm. Eski pazarlama düşüncesi: Satış ve ürün odaklı ol, kitlesel pazarlama uygula, müşterilere sat, yeni müşteriler bul. Pazar payını büyüt, tüm müşterilere hizmet et, kitle iletişim araçlarıyla iletişim kur, ürünü standartlaştır. Yeni pazarlama düşüncesinde ise şunları görüyoruz. Pazar ve müşteri odaklı ol, hedef pazar veya bireysel müşterilere yönel, müşterilerle ilişki geliştir, eski müşterileri elde tut. Aracılarla ilişkiler açısından pazarlama yaklaşımındaki dönüşüm, eski pazarlama düşüncesi satış ve pazarlama çabalarını müşteri tatminine yönelik olarak gerçekleştir, kendi başına iş yap yeni pazarlama düşüncesi tüm departmanları müşteri değer ve tatminine odakla, diğer firma ve aracılarla ilişki geliştir. Global ilişkiler açısından pazarlama yaklaşımındaki dönüşüm eski pazarlama düşüncesi, yerel ve karlı pazarlara yönel, kar odaklı hareket et, pazar yerinde ticari organizasyonlarda yer al. Yeni pazarlama düşüncesi, yerel ve global pazarlara yönel, sosyal ve çevresel sorumluluklarla hareket et, kar amaçsız pazarlara da yönel, et ticareti ihmal etme. Başarılı bir pazarlama sistemi için istek ve ihtiyaçları öğrenerek talebi tespit etmek, fayda üretmek, hedef pazarı belirleme, konumlandırma, pazar bölümlendirme yapmak, değer yaratmak ve tatmin sağlamak gerekmektedir. Başarmak için kullanılacak araçlar şunlardır dağıtım, pazarlama kanalları, tedarik zinciri, rekabet analizi, pazarlama çevresi araştırma, pazarlama planları. Pazarlama yönetimi, hedef pazarları seçmek, üstün bir müşteri değeri yaratmak, sunmak ve iletmek suretiyle müşterileri bulma, elde tutma ve sayılarını artırma sanatı ve bilimidir. Pazarlama yönetiminin görevleri, pazarlama stratejileri geliştirmek, müşterilerle ilişkiler, güçlü markalar yaratmak, değer yaratmak, değer dağıtmak, uzun dönemli büyümeyi sağlamaktır. Bu dersimizde pazarlamanın tanımı ve pazarlamayla ilgili bazı kavramlar konularını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.